Hadi afiyet olsun. Mutfağımızın ilk kebabı çıktı. Ay bu kebabı ne kadar uzun yapmışlar böyle. Bravo! Vay. Yediğim en güzel kebap bu. Ne eti? Dana eti. Pamuk gibi. Siz hiç dokunmadınız Narin Hanım. Vallahi çok güzel. Bravo, ellerinize sağlık. Asıl ama güzel yer değil mi burası? Yani böyle manzara falan 10 numara bir yer. Çok. Galinacığım, ne koyacaksın sen köpeğinin adını? Babür olsun adı ha. Zaten bir babürdür taktınız gittiniz. Hı? Ziyan olmasın. Babür diyelim bundan sonra o ite. Babür. Babür. Bak çocuk da sevdi. Galina. Yemeğini yemezsen o köpek gider. Şş, kime diyorum? Deniz'cim başka sorun var mı Sermet Bey'e avukatı olarak? Falamayacağım. Bizi deşmeden hemen gidelim. Bu adam seni rahat bırakmaz söyleyeyim. Hakkında anlattıklarını düşününce öyle geçmişte yaptıkları falan. Bu tabaklardaki ne harfi neydi sence? Kolay yolda. Korku imparatorluğu. Adamı nasıl baktığını görmedin mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Fırat'ı da bu vurdurdu kesin. Ya da belki de Fırat'ı senle tehdit etti ha? Ya Fırat'ı benimle tehdit etse ne olacak? Allah Allah ya. Irmağı kaçırsa anlarım. Senin de yetti bu imaların ha. Yeter be. Nayne'yle bir müddet görüşmeyeyim olur mu? Uzak duralım birbirimizden ha. Aman. Ben de çok meraklıydım seninle görüşmeye. Senin yüzünden başıma gelenlere bak. Adam enteresan yalnız. Hı, alalım sana. Hı? Karanlıklar kraliçesi olursan çok da yakışır. Ay ne işi varmış oğlanın o şehrinde? Sporcu olacak bir de. Antrenman yapıyormuş. Recep'im gözünü seveyim. Yüksek biraz. Gel teyze. 5 dakika uzan içeride. Doktor baksın cevap versin. Hayda. Hasta ziyaretine geldik. Hastaneye yatacağız. Senin ne işin var bu yaşta sokaklarda? Zahmet olmuş sana yenge. İstersen bekleme git. Biz sonra eve geçerken getiririz anneannemi. Olur mu ya? Şöyle gerine gerine bir laf sokmadan benim sinirimi bozmadan gider mi hiç? Gitmez. Recep. İnsaniyet yaptık, ziyarete geldik ama nerede siz de bunu anlayacaktı İnet? Ne insaniyeti lan? Sana o zevki tattırmayacağım. Oğlumu a**lamayacaksın yenge hanım. Anladın mı?
Recep nereye? Oğlan çıkacak şimdi odaya. Dur Moskov, dur. Tövbe tövbe. Yabancı mıyız biz? Aileden sayılırız. Ağzımızı açamayacak mıyız artık? Yenge, ya aile demişken... Hani diyorum ki şu hastane masraflarını bir siz ödeseniz ha? E biliyorsunuz Mehmet'in sigortası yok. E yani hani bizim durumumuz da malum. Değil mi? Hem burada kredi kartına falan taksit de yapıyorlarmış. Aa, ne kredi kartı kızım? Yok benim kredi kartım falan. E, dayın kızı da geçen doğradı hepsini tek tek. E, ben gideyim de. Geçmiş olsun. Sağ ol. Gelir şimdi. Aa. Aa çok ağrıyor. Gözün aydın oğlum. Çıkmışsın odaya. Nasılsın bakayım? Ağrın falan var mı? Ağrıyor hocam ya. Aksi gibi. Bir de sağdan yedik kurşunu. Dizi paramparça ettik. Geçer geçer. Genç adamsın. Birkaç aya bir şeyin kalmaz. İyileşsen bile beni kovarlar ki kulüpten. Başkan duyunca kovar değil mi hocam? Onu o zaman düşünecektim be oğlum. Ne işin vardı o oralarda be akılsız? Seni atarlarsa kulüpten biz ne yaparız Mehmet? Mayışını da keserler şimdi. Necati abi sen bir başkanla konuşsan. Valla babası da kendini çok hazırladı maazallah. Beni kulüpten atarlarsa maazallah babam da evi terk eder değil mi anne? Sen de ortalarda kalırsın. Moskov Recep'siz. Bütün derdim bu değil mi anne? Ya ben ölsem hiçbirinizin umurumda değil be. Abi öyle deme. Biz dün geceden beri hem çok ağladık, hem bak iyileştim, çıktım. Daha iyi olacağım. Erdoğan abi. Ben o kızı parasız görüyordum, tamam mı? Abisinden kaçıyordu. Gittiği yerde uzun süre durmuyordu. Sırf benim için kaldı burada. Benim yüzümden öldü yani. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.